Çerkesler, Kuzey Kafkasya'nın otokton, yani yerli halklarından bir tanesi. Çerkesler aslında, Çerkeslerin Kuzey Kafkasya'ya ne zaman göç ettikleri veya ne zaman oraya yerleştikleri tarih bilimleri, bilimcileri tarafından bilinmemektedir. O kadar eski bir tarihleri var. Çerkesler Kuzey Kafkasya'da yaşarken yaklaşık 1500'lü yıllarda Çarlık Rusyası'nın sıcak denizlere inme politikası gereği bir emperyal heveslerle Kuzey Kafkasya'ya akınları ve saldırıları başlıyor. Tabi bunlar böyle bölük bölük şekilde devam ediyor ve 1720'lere geldiğimizde bunun şiddeti daha da artıyor. Kafkas Rus Savaşları'nın başlangıç tarihi olarak da 1763 tarihini kabul ediyoruz. Savaşın çok ciddi bir şekilde şiddetlendiği ve Çarlık Rusyası'nın bütün ordularının Kuzey Kafkasya'ya doğru yürüdüğü bir tarih. Mazdok Kalesi'nin inşa edilmesiyle birlikte Kafkas Rus Savaşları'nın böyle başlamış oluyor. 101 yıl boyunca da Çarlık Rusyası'nın orduları ne yazık ki ana vatanımızda köyleri imha etti, insanları öldürdü ve ana vatanımız yani Çerkesya'yı ele geçirmeye gayret etti. Tarihler 21 Mayıs 1864'ü gösterdiğinde ise Çarlık Rusyası'nın orduları Kıbada Vadisi'nde, Soçi bölgesine yakın bir yerde zafer yürüyüşlerini yapıp bu savaşın sona erdiğini ilan etmişlerdi. Aslında 21 Mayıs tarihi bu şekilde Çerkeslerin yaşamış olduğu soykırım ve sürgünün sembol tarihi olarak belirlenmiştir. Bir soykırım süreci yaşanıyor. Daha sonrasında da Çarlık Rusyası Çerkezleri Anadolu'ya sürgün etmek istiyor. Sürgün dönemi başlıyor 1840'larla itibaren 1860'lar, 1870'lere kadar. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Çerkeslerin %90'ı ya katledildi ya da toprağından sürülmüş oldu ve ana vatanda kalan insanlarımızın sadece %10'u hayatta kalabildi. 1864'ten diyelim günümüze Osmanlı topraklarına bir sürgün dönemi başlıyor. Burada da üç önemli bölgeye sürgünler yapılıyor. Birincisi Anadolu, ikincisi Balkanlar, üçüncüsü de daha çok Orta Doğu ülkelerine, Suriye ve Ürdün'e. O şekilde Çerkesler Osmanlı'ya geliyor ve orada da gene sürgün esnasında da ciddi ölümlerle ve hastalıklarla karşı karşıya geliyorlar. Daha sonra da Osmanlı'nın iskan politikası gereği Çerkesler çok dağınık bir şekilde yerleştiriliyor. İşte İstanbul'un etrafında, Düzce, Sakarya bölgesinde ve Samsun'dan Hatay'a devam eden bir yol, yani bir hat üzerinde iskan ediliyor. Aynı şekilde de Suriye'ye ve Ürdün'e kadar da genellikle de tampon bölge olarak yani oradaki isyancılarla Osmanlı Devleti'nin arasında bir tampon şeklinde yerleştiriliyor. Ve Osmanlı Devleti'nde de çeşitli zorluklar yaşadık. Daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra da çeşitli zorluklar yaşadık. Hem burada hem ana vatanda ne yazık ki kültürümüz, dilimizin yani asimile edilmesine yönelik baskılara hep maruz kalmış bir halk. Yani Çerkesler Cumhuriyet döneminin başlangıçlarında özellikle ciddi bir asimilasyon politikasına maruz kalmışlardır. Biz devletten daha ciddi adımların atmasını bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz 1990'larda Vubuh çağında bir dil vardı ve bu dil ne yazık ki Anadolu'da tarihe gömüldü. Yani biz ana dilimizin de Anadolu'da ve yaşadığımız ülkelerde yok olmasını istemiyoruz. Bu anlamda Türkiye'de öncelikle çoğulcu bir anayasanın oluşturulmasını talep ediyoruz. Ana dilimizin, kültürümüzün yaşatılması için devletten çok daha ciddi adımlar bekliyoruz. Özellikle Kültür Bakanlığı'nın sadece Çerkeslere değil aslında Türkiye'de yaşayan bütün azınlıklara yönelik daha ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Çerkezce radyo ve TV konusunda da devletten beklentilerimiz var Türkiye'den. Aynı şekilde de Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizle de iyi ilişkilerin kurulmasını talep ediyoruz. Tabii biz 21 Mayıs'larda genellikle taleplerimizi Rusya Federasyonu'na yönelik yapıyoruz. Orada da taleplerimiz kısaca şunlardır.
biz Rusya Federasyonu'nun Çerkez soykırımını tanımasını, özür dilemesini ve bugün Çerkeslere gerekli tazminlerin yapmasını talep ediyoruz. Aynı şekilde bununla birlikte diasporada yaşayan her bir Çerkezin ana vatana koşulsuz dönüş hakkının tanınması ve Çerkeslerin kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasını istiyoruz. Biz her zaman bugüne kadar barışçıl yöntemlerle mücadelemizi devam ettik. Bu şekilde de devam etmeye de gayret edeceğiz. Ancak Rusya'nın bu adımları atmasının Çerkesler ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerinin çok daha sağlıklı bir zemine oturtulacağını düşünüyoruz. 21 Mayıs 2022 tarihinde Kafkas Dernekleri Federasyonu'na bağlı 56 derneğin kararıyla tüm derneklerimiz İstanbul Yeni Kapı miting alanında saat 4'te buluşacak. Çerkes soykırımı ve sürgününün anma programına katılacaklar. Orada da hem federasyon başkanımızın konuşmaları olacak, Türkiye kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulunacağız, taleplerimizi ve beklentilerimizi ileteceğiz. Aynı zamanda da hem Rusya Federasyonu'na hem bütün dünyaya Türkiye'deki Çerkeslerin hak arayışlarının devam ettiğini ve ana vatanlarıyla sıkı bir ilişki içinde olmak istedikleri ve hala soykırımın tanınmasının ve özür dilenmesinin beklediklerini tüm dünyaya haykıracağız aslında. O absomi dediği bize mi, dişapkımı, dişabzımı, dişakımı, dişavuşajımkım tam adigabzımı, adiyakabzımı, adiyasapkımı, adiyakokımı kodra yalapsa olmalı.